Vay canına, ne kadar iyi bir yüzücü. Adın Ari olacak. Deniz adamı olacaksın. Kaşlarını kırmızıya boyayalım. Yüzme başlığını peruk tabanıyla değiştirelim. Saçını şekillendirelim. Su altında şekillendirmek zordur. Salyangoz dünyayı öğreniyor. Sadece şu gözlere bakın. Ne harika bir yaratık. Slime denizin dibinde saç jölesi olarak kullanılır. Deniz adamının bir kuyruğa ihtiyacı var. Dolgu ekleyelim ve saran sargısına saralım. Silüetini kumaşa çizelim ve dikelim. Kuyruk hazır. Kemer ve pullarla süsleyelim. Bir şerit yüzgeçlere dönüşüyor. Bu eski kağıtlardan kurtulalım. Kuyruk için birkaç yeşil yüzgeç keselim. Ve tabii ki kabuk şeklinde sihirli bir madalyon ekleyelim. Ari onu her yere taşıyor. Bu deniz adamı gerçek bir romantik. Okyanus çok güzel. Sonu gelmeyen güzellik. Yaşamak için daha iyi bir yer yok. Hayatı müzikle dolu. Rock and roll. Sesi açalım. Stewie'yi dinle. Ah, bu harika bir parça. Ama çok gürültülü. Şimdi deniz adamı çalmaya başladı ve okyanusu salladı. Sadece bir yardım çığlığı dikkatini dağıtabilirdi. Sensiz yapamayız. Gel bize yardım et. Hızlı. Bir ahtapot ağır bir kayanın altında mahsur kalmış. Aa dostum, bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Büyük bir boncuk için bir ibrik ucu yapalım. Lambayı bir tabana takalım ve bir tutamaç takalım. Sihirli lamba altın ve değerli taşlarla kaplı. Ellie ve Abby gizemli bir mağaraya gittiler. Ne gürültülü bir yankı. Hey 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 hey. Abby hiçbir şeyden korkmuyor. Sadece biraz gürültü yapmak istiyor. Sessiz ol Abby. Birden bütün mağara sallanmaya başladı. Aa hayır. Taşlar düşüyor. Ne yapmalıyız? Artık asla çıkmayacağız. Bir lambaya doğrultulmuş bir ışık huzmesi. Ne harika bir buluş. Ne tuhaf bir lamba. Ne yapalım onu? Ovalayalım mı yoksa sallayalım mı? Aa kim o? Eski bir oyuncak bebek mi? Artık pek de cin gibi görünmüyorsun. Hangi standa girsem? Sarı nasıl olur? Aa hayır. Mavi olanı deneyelim. Evet, şimdi bebek doğru renk. Cin'in gözlerini çizelim. Çok hipnotikler. Kaşları çizelim. Dudaklarında mavi ruj vardır. Saça ihtiyacı var. Uzun saçları örgülü rahat bir saç stiline dönüşüyor. Üstü çok aşıltılı. Atletik kumaştan onun için bir kuyruk yapalım. Yaşasın, uçabilirim. Küpe ekleyelim. Cin'in lambaya geri dönme vakti geldi. Vay canına. Cin lambadan çıktı. Teşekkürler usta. Ellie'nin kafası karıştı. Kimsin? Özgürlüğüme karşılık 3 dileğinizi yerine getirebilirim. Rahat bir yatak ister misin? Yoksa havalı bir araba mı? Belki biraz dondurma ya da para istersin. Dürüst olmak gerekirse sadece bir duş alsan iyi olur. Neyse, bir dilek tut. Bir dilek tutmayı çok isterdim ama ben burada kapana kasılmışken neden dileklere ihtiyacım olsun? Çıkış kapalı. Hadi her şeyi yapabilirim. Bunu gördünüz mü? Aa, işe yaradı. Çabuk bir dilek tut. Dürüst olmak gerekirse gerçekten fakirim. İlk dileğim zengin olmak. Okay. Atletik kumaştan mor dokunaçlar yapalım. Şu makaslara bakın. Lalilo'nun büyüsü bu dokunaçları hayata geçirdi. Dolguyla dolduralım ve içinden bir tel çekelim. Bu kırıkken 6 yeni dokunaç elde etti. Cildini lavantaya boyayalım. Gözlerini çizelim. Urso'nun büyüsünü tanımamak elde değil. Bu saça uzun süredir şekil verilmemişti.
Vantuz olmadan nasıl dokunaçlara sahip olabilirsiniz? Kemeri simle örtelim. Güzel. Şuna bakın. Karanlıkta deneniyor. Bu deniz büyücüsü günlerini karanlık mağarasında kötülüklerini planlayarak geçirir. Bebeklerim, bana gelin. Pekala, aynen bugün bana ne gösterecek? Ah, yine o. Bunu görmekten bıktım. Denizin dibinde yine bu yüksek sesli müzik. Efendimiz çıldırmışa benziyor. Sana göstereceğim. Bu strafor parçası kolayca parçalandı. Keselim ve bir rulo zımpara kağıdına doğru itelim. Sallayalım. Mükemmel görünüyor. Parçayı boyayalım. Sarı boyaya batıralım. Ve işte bebek Blondie. En güzel yüzgeçlere sahip. Perçemlerine bir çiçek koyalım. Sevimli görünmüyor mu? Blondie arayla saklambaç oynuyor. Arama zamanım geldi. Balık bir mercanın arkasına saklanmış. Pes mi ediyorsun? İşte buradasın. Evet, benden daha iyi saklanıyorsun. Aniden kocaman bir balina onlara doğru yüzdü. Saklanalım. Ama bir dakika. O da ne? Bir hediye mi? Görünüşe göre bu balina onlarla sadece arkadaş olmak istiyor. Vay canına. Tam da aradığım şey buydu. Cin her zaman verdiği sözü tutar. Elinin kıyafetleri pahalı bir kıyafete dönüştü. Böyle bir yolculuktan sonra duş almak harika hissettiriyor. Beyaz kumaştan geniş pantolonlar yapalım. Şablonlar ölçümlerde yardımcı olacaktır. Giydirelim. Pantolonun alt kısmını sıkalım. Beyaz bir üst kıyafeti tamamlıyor. Bu görünüme biraz lükslük ekleyelim. Daha fazla altın ekleyelim ve daha fazla değerli taş. Peki ya ayakkabılar? Silikondan yapılmış botları cilayla kaplayalım ve üzerine parıltılar serpiştirelim. Saçını tarayalım. Makyajını tazeleyelim. Zambaklı ve tüylü bir saç bandı. Onun gerçekten zengin bir kız olduğunu gösteriyor. Yürüyüşe çıkacaksan tahterevana ihtiyacım var. Ellie markete gitmek istedi. Satıcı onun bir prenses olduğunu düşündü ve ona eğilmeye başladı. Böyle yapmamalısın. Ayağa kalk. Beni tanımadın mı? Sabah birbirimizi görmüştük. Bize hırsız demiştin. Aa, hayır. Sana bir portakal vereyim. Ellie parasını ödemeye hazır. Hayır, hayır. Bu benim ikramım. Pazarı büyük bir ruh hali içinde terk etti ve tezgah parayla kaplandı. Evinin numaralarından biri olmalı. Aa, Ari, teşekkürler. Bu işe yarayacaktır. Bir çanta için parçaları keselim. Yarım parçaları bağlayalım. Bu deri bilekliği kulp olarak kullanabiliriz. Deniz yıldızı ve deniz yosunuyla süsleyelim. Ari'nin bir hobisi var. İnsanların kaybettiği şeyleri topluyor. Saçların için olmalı. Ve oldukça parlak parlıyor. Bulduğu her şeyi bir çantada toplar. Bu sefer aynı yapalım. İnsanların bu sevimli şeyleri ne için topladığını merak ediyorum. Artık duvarda tasarımcı dekorasyonlarımız var. Bu saç stiline hayran olabiliriz. Blondie, hadi gidip alışılmadık bir şeyler bulalım. Bu havlu kumaş kullanışlı olacak. Bir tel çerçeve yapalım. Altın şerit ekleyelim. Yanlarına sevimli püsküller ekleyelim. Altın örgüler ve yapı elmaslar ona daha da lüks gösteriyor. Bu halı paha biçilemez. Ellie kalede sıkılıyor. Ve cin eğlenmek istiyor. İkinci bir dilek dilemeye hazır mısın? Evet, bir ulaşım cihazı istiyorum. Cin bunu gerçekleştiriyor. Deve mi? Hayır, hayır. Agrabah'ı yukarıda görmek istiyorum. Uçan alı Claudia merhaba de.
Vay canına ne tatlı. Hadi sarılalım. Bunu seveceğini biliyordum. Eli şehrin üzerinde uçtu. Manzara muhteşemdi. Aa, görülecek çok şey var. Agraba çok güzel. Ama o kadar çok fakir insan gördüm ki. Son dileğim. Tüm Agrabalıların mutlu, sağlıklı ve varlıklı olmasını istiyorum. Şok oldum. Sen çok iyi bir kızsın. Bu gerçekleşecek. Uçan halılar mutluluk dansı yapıyor. Eski bir diş fırçasını keselim. Bir kabın tabanına bir tutamaç takalım. İki adet yüksekten bir mikrofon yapalım. Kurdele ve kabuklarla süsleyelim. Böyle bir mikrofonda şarkı söylemek çok güzel. Arı en sevdiği şarkıyı çalıyor. Ama bir şey dikkatini dağıttı. Gitarı bir banka bıraktı. Tüm bu gürültünün kaynağını buldum. Urso bu gitarla ne yapacağını bilmiyor. Sabrım taşıyor. Ne korkunç bir alet. Dur, sana yardım edeyim. Önce çalmayı öğrenmelisin. Zor ve sıkıcı. Senin için bir şeyim var. Muhtemelen müzik aletleri çalmak sana göre değil. Şarkı söylemeyi dene. Urso mikrofonu ilk kez aldı ve bu bir mucize. Bunu gördünüz mü? Çocuklar harika bir performans sergiliyor. Artık başarılı ve ünlüler. Düşmanlar arkadaş olmaya karar verdi.